Ama yavrum içeride hasta kedi var ya belki. Çok bağırdım. Ne yapayım, benim tarzım şık şık şık. Arkadaşlar bugün Dobida TV'ne, Dobida TV'nin daha doğrusu çekimlerinin yapıldığı... Dobi dakika ya, ben söyleyecektim onu. Veteriner kliniğindeyiz. Birer veteriner assistant management yapacağız. Zaten iki tane köpek bakan ve daha öncesinde de hayatım boyunca evde hayvan beslemiş biri olarak bu işlerde alaylı sayılırım arkadaşlar. Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Yine videonun sonunda görüşürüz. Dobida TV'mizi. Veterinerleri. TV'si. TV bölümü. Hocam biz bugün geldik Ankara'ya. Aslında onların kanalına video çekmeye geldik. O video daha sonra gelecek değil mi? Bizden sonra belki gelecek. Belki de bilemeyiz. Öyle yavrum biz. Kesin mi? Öyle. Burada ne yapıyoruz hocam? Stajyer olarak işe aldık. Tamam, ne yapacağım? Her şey. Buradan belki veteriner olmayı isteyenler vardır. Vazgeçerler şimdi. Yani. Vazgeçen de çok zaten. Veteriner deyince herkes yavru köpek bakacağım sanıyor. Sonra gidip koca öküzün kıçına elini sokuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Olay o değil mi yani bu iş? Acayip ponçik ponçik iş sanıyor herkes de. Ya. Öyle değil o. Öyle bir değil. Küçük yani. Baş büyük baş öyle tutmaya çalış bakayım sen onu, nasıl olacak? O zaman üzerimizi değişelim ve buluşalım. Tamam. Hocam hastanın dehidrasyonunda perikülitik problemler var hocam. Hocam hemen o zaman bypass berebükliğine amirebükliğine alıyorum. Falan tadında bir şey. Bypass berebükliğine amirebükliğine öyle bir ne bileyim öyle sallıyorlar ya. Bu arada inanılmaz tutmaz mıydı veterinerler dizisi? Hemen bir veterinerler dizisi çekelim. Evet. Sokak hayvanlarına destek olsun mesela. Mükemmel bir proje. Sen neden antenlerinde? Yanlış taktınız. Ben de bayağı bıcı mankeni gibi çıktım ama böyle takılmıyor değil mi bunlar? Ne yaptınız? Hocam bu bana büyük ya. Normalde biz operasyon anında olmalıyız. Ben her an operasyona hazırım. Belki oradan acil bir vaka gelecek. Yunus! Bizi bir çek. Hastamız. Hastamız. Hastamız bu mu? Ben çok beğendim, çok her şey hocam yerinde. Allah çok fena. Yalnız biraz geç geldi bak. Kane dedi, baktı, inceledi, karar verdi, saldırdı gibi bir şey oldu bak. Muayenesini yapmak sen söyle. Abi bana atlamaya çalışıyor. Merhaba. Abi bırakayım mı lazım? Ha? Hayır. Ha, yok öyle bir şey. Gel. Bismillah. İsmi ne? Çok tatlı ama ya. Kane yavrum. Ben sana insan desem öyle bir isim oluyor, anladın mı? Adın da insan gibi. Onun cinsi Kane değil mi? Benim köpeğim bunun kafası kadar. Bizde pug var da siyah, bir de pekine. Aşkım çok tatlısın. Kadar. Normalde korkarım büyük köpeklerden ama sen çok şirinsin. Şöyle bir üstüne atlasa ya senin. Ceydan ya. Şöyle yap. Hayır ben yapmam onu. Benim fıtığım gel, var. Gel. Bütün sıkıntısı hayvanlara karşı arkadaşım. Ha, sevmiyorum köpekleri. İnsanlara aşık. Yani. Neyin var Kane? Kane'in velisi? Biraz ishal oldu. Ama aşıdan sonra normaldir ishal. Ateş, ishal. Sonuçta bir sıvı aktarıyoruz ya. O sıvı daha sonra sıvı olarak çıkması normal değil mi? Bence mantıklı buldum çok şu an bunu. Çok mantıklı bir açıklama. Hocam kaç aylık? 5 yaşında gibi. 5 yaşında. Tamam kaç aylık oluyor yani? Ya niye saysın çocuğu? 60 aylık. 60 aylık hastamız hocam. Ben bilgilerini aldım. Aşıdan sonra diyare. Bilgilerini aldım değil. O. Anam nezini aldım. Anam ben nezini aldım. Annem ki neydi? Ay neydi ya? Ne annem te... Allah. Anam nez. Anam nez. Hocam anamnezin de şöyle. Aşı yaptıktan sonra biz kendisine halk arasındaki cırcırdan olmuş bu. Bak şu anda da karın ağrısı çekiyor olabilir. O konuda bir sıkıntımız var. Bir de göt atıyor sağa sola. Öyle bir sıkıntımız var. Gel. Oh. Hocam hastayı içeri alalım. Göğsümden yaralı. Beni alıyorsunuz içeri. Ben size teslim edeyim. Hocam buyurun. Hadi gel. Hocam buyurun. Sen bence hocam bana ver. Hocam Allah aşkına. Bak sen bana ver. Kane gel. Kane böyle mi konuştuk seninle? Az önce senin göğsünü de yumuşattım. Gel. Mama al. Hocam bunlar belli. Böyle bir rüşvet ya. Al yavrum. Hocam biz ayıyla geldik bir saniye. Hocam tartıya çıktı zaten. Kane in. 54 kilo tam olarak. Hocam şimdi ne yapalım bu çocuğu? Evet Kane'i ben yukarı alıyorum. I can do it. Gel oğlum. Gel. Gel. We can do it. Gel oğlum. Devam edecek miyim peki? Al. Hocam mama bütün köpeklerde aynı. Aç. Hocam amtezisini söyleyeyim ben. Cırcır ya çocuk. Aşı yapmışız cırcır olmuş. Sulu kaka yapıyor. Hocam. Ya hep şov bu çocuk ya, yemin ediyorum ya. Hocam dehidrasyon, telekonferansiyon bakayım mı? Bakın, tabii. Tamam hocam. Hocam biz yeni mezunuz. Siz biraz tabii geri kaldınız değil mi teknolojiden? Tabii. Yeni öğrendik biz bunu. Tabii. Sıvı kaybı var mı? Ama o gerçekten doğrudur. Stajyer her zaman taze bilgidir. Çok bilmiştir hocam, stajyer. Şimdi stajyer buradan izliyor bir yandan. Seyir bölümüymüş, oradan izliyorlarmış buradan içeriye. Ceyda Hanım, popoyu bir kaldıralım. Dehidrasyon, felerigasyon bakacağım. O kulak şeyi yalnız.
Bravo hocam, bak öğreniyor ya stajyerler. Öğreniyor mu? Stajyerler birbirinin ayağını kaydırıyor şu an. Çünkü bazen bilmeden mezun oluyorlar şeyle. Bunlar online eğitime denk geldiler hiç. Onlara ben e-veteriner diyorum. Aynen, iyi veteriner. Normalde muayene protokolü baştan başlayıp kuyruğa kadar sonra devam eder. Hocam başta bir sıkıntı yok. Öyle bakılmıyor baş muayenesine. Bir saniye, bir dakika. Bir kriptasyon sesi aldı. Yok hocam, kriptasyon değil bu. Plütonyum. Plütasyon. Plütasyon var şu tarafta. Sorun değil. Hallederiz. Gözünde çapak. İçinde bir şeffaflık görüyorum ama üstte bir sıkıntı yok. Evet, Kane. Bunu şaka mı? İyi yapıyor ya. Öyle bakalım Kane. Öyle bakalım. Çok iyi. Gayet tepki verdi gözleri. Hiçbir problem yok. Hocam değilim. Sıkıntı yok. Bu arada biz şu anda öğreniyoruz. Bizden sonra onun muayenesi falan olacak yani. Buraları söyleyelim. Biz yapmıyoruz canım. Öyle şey yok yani. Normalde de gelmeyecekti değil mi? Bizim için yani. Normalde bir muayenede neler oluyor? Biz de hep birlikte böyle hani bakalım ne oluyor diye çekiyoruz videoyu. Sonra vay efendim siz mi yaptınız demeyin. Hadi çok. Kane'in sahibi zaten Dobby TV'yi takip ediyormuş. Biz de takip ediyormuş. Getiriverdi yani. Olay o. Ondan da öte elimizde büyümüş. Kendi çocuğumuz gibi yani. Şöyle dişlere bakalım. Her şey yolunda. Dili tutalım. Dile bakalım. Çekelim. Dili tutup çekelim mi? Çekmeyelim bence. Isıttıralım kendimizi. Böyle. Kapsadığımız zaman. Hocam onu ben biliyordum. Hap yutturma yöntemi şurada hocam. Şurada bir küçük lekelenme gördüm Kane hanım, bey. Kane bey diyeceksiniz. Şöyle bakılıyor len fibrolarına da. Evet. Şurada hissedersiniz. Evet, evet. Siz çocuklar da öğrenin. Hocam ben bakıyorum günlük olarak. Oğlum ani hareketler yapma. Her ne kadar ses sevmiş olsam da korktum. Ben şimdi oyunculuğu kazanacağım zaman babam doktor ya. Sürekli böyle diyordu. Aslında Fırat çok zeki, doktor da olabilir diyordu. Babacım seni mutlu etmek için. Bir nevi doktor bu da. Bakayım. Hayvan doktor. Hocam hiçbir ses duymuyorum ben. Çok hızlı atıyor. Nasıl duymuyorum? Küt küt. Atıyor kalbim. Bunun bir açma sesi mi var? Kendi kalbimi dinleyeceğim. Çok özür dilerim. Kalbim Fırat, Fırat, Fırat diye atıyor. Hocam bir ses yok. Nasıl yok? Ben duydum. Çocuğun kalbi atmıyor hocam. Tövbe. Acil dehidrasyon, potasyasyon. Gerçekten ben duymuyorum. Niye duymuyorum ya? Nerede kalbi? Kalbi nerede? Son net aldım kalbi. Çekil çekil, ben de alacağım. Gayet ritmi de çok iyi. Dugun, dugun. Gayet iyi atıyor hocam. Nereye bakıyoruz şimdi? Ateşine bakalım mı? Ha, ay çok zor ateş bakmak. Hocam ateşe popodan bakıyorduk değil mi? Kane bunu istemezdim burada kameralar önünde ama evladım. Kusura bakmazsan böyle bakılıyor mu ateşe, sen de biliyorsun. O hissetmiyor zaten. Birinize vereyim. Şöyle ilaç da sürelim de daha rahat. Neresine? Ucuna. Hadi bakalım. Anüsten bakıyoruz. Evet, ya veterinerliğin gelişmemiş tarafı bu. Hala anüsten bakılıyor. Bir alet üretmediler. Şöyle dokunalım da bu hayvanın. Var da işe yaramıyor. Şöyle uzaktan tabancayla ölçelim yani. Neler denedik ama olmuyor. Ben buradan seveyim bir yandan. Şurada. Şurası değil mi hocam? Aynen. Hocam, hocam çocuk uyulanıyor. Dokunduğum anda put yaptı şöyle. Kastı kendini. Ben yapmasak mı diyorum yani. Çok normal. Bu hep senin yaptırdığın bir şey. Bu arada şimdiye kadar hakikaten 100 kere yapıldı yani. Tabii canım. 37.6, 37.8, 38. Korkuyor musun? Kaç olması lazım? 38.5. İyi evet diyebiliriz buna. Sabit. Hocam bunu alalım, imha edelim bence. Onu temizleyelim. Yok bence imha edelim. Sen temizle onu. Ben niye temizliyorum? Stajyer. Şöyle bak Ceyda'cığım. Ben biliyorum onu nasıl temizlemeyi. Nereden biliyorsun? Çok izledim sizi hocam. Ben her şeyden haberdarım. 38.8 efendim. Şimdi ne yapıyoruz hocam? En aşağı indik. Daha aşağısı yok bunun. Şu an bunun kan bakılması vesaireye falan gidilmesi gerekiyor. Geçmişini bilmeseydik. Yani şu an Kane bize ilk defa gelseydi. Bakacaktınız her şey. Evet. Orada iç dış parazit yapıldı 5 gün önce. Tamam. Normalde korona yapılma vakti geldi aslında ama ya aşı sağlıklı hayvana yapılır her zaman. O kesin doğru kural. O yüzden bekleyeceksiniz. O yüzden şunu diyeceğiz. Sahibe de güvendiğimiz için bu arada. Takip edelim. Yaş mama falan gıda değişikliği yapmayalım. İzleyeceğiz. Bir de bazen şey oluyor. Bizimkiler ishal oluyor. Bir sonraki kakasında ishal olmuyor. İşte onun için. Hocam köpek bu yani. Oluyor yani. Bu normal. Aynen. Ya çünkü bunlar dertlerini anlatamıyor. Evet, doğrusu bu. Evet. Gerçekten şaka bir yana hep gözünüzün üzerinde olması lazım. Gerçi hayvan besleyenler biliyordu zaten. Hayvan bakanlığı. Ne oldu? Hocalarımız farkında değiller ama bir vatrizasyon var. Ben de fark ettim. Çünkü salya durumu. Hı hı. Hocam vatrizasyon yok mu sizce Kane'de? Hocam bakın şurada görünen bir vatrizasyon var ya. Aşağı doğru akıyor. Bak o salivasyon olabilir mi? Kaç? Salivasyon. Bir de çalışmışlar yalnız ha. Evet, Kane'i uğurluyoruz. 3 evetle. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ceyda'nın muayene kaydını girelim. Girelim hocam. Ben temizliğini yapayım. Bekle. Yavaş atla. Yavaş. Oğlu. Orada ayağı çarpmaması lazım. Bekle. Ana! Önümden geçen salyayı gördünüz mü? Yemin ederim böyle geçti. Bu da işin tehlikeleri ya. Bizim işin, bizim mesleğin sıkıntıları. Bu ne abi? Komple tomar olarak koymuştu. Kendini bırakmış buraya. Şöyle taparsam görünür. Tamam. Fırat kendine göre ayarlıyor. Tamam. Ha, pardon. Masaya sıkıyoruz. Yavaş
bizim gözümüze gözümüze şey yapar. Evet, onu fazla havaya sıkarsak insanları da imha ediyor. Peçeteydi. Sileceğiz. Ve etti. Ve şu an yok etti bizi. Şu an Fırat'ın battığı an şu an. Maşallah. Hayvan yarısını burada bırakmış zaten. Masayı yanlış siliyorlar ama. Şimdi stajyer Ekim böyle siler mi yani? Böyle mi silinir ya masa? Ya nasıl silecektim ki? Tamam hocam, bir daha sıkıyorlar. Bir geçtiğiniz yerden diğer sefere geçmemek gerekir. Bir yerden aldığın diğer tarafı kontamine etmemek için. Hocam bize fakültede öğrettiler. Bunun işine kitlezasyon denir. İşi başkasına kitlemek. Hafiften yanlış yapıyor gibi yaparsın. Sonra hocan gelir senin yerine doğrusunu yapar ve sen işten kaytarmış olursun. Ders 1, bölüm 1. Az önce gördüğünüz gibi. İş kitleme taktikleri. Evet, kitlezasyon. Hocama kitledim işi. Bak devam ediyor hocam. Aa hocam öğrendim, tamam. Masa yakmayı da bir gösterelim de. Masa yakmayı mı? Masa yapma mı? Gerçekten net bulaşıcı bir hastalığı ve çok ciddi bir mortalitesi, ölüm oranı olan bir hastalıksa bu masa sadece silmeyle iş bitmiyor. Tabii. Bunu alıp atıyorsun, yenisini alıyoruz. Tabii. Masaya atıyoruz. Nasıl masa? Alev mi alacak birazdan? Bebeğim giderleri çok ya bu işin. Sürekli masa değiştiriyorsun her alkole gün. Alkole yakıyoruz. Giderleri de buradan işte şey yapacaksınız, halledeceksiniz. Yavaş yavaş bekle. Bekle. Bekle aman dur. Dur. Arkadaşlar bu neymiş ya? Hocam ben arkadaşa bunları satayım. Bir teşekkür yok. Bir elimi öpmedi ya çocuk. Ben size iki tane vitamin önereceğim. Bu hepsini yiyor onlar. Aynen, sever bunu, bayılır. Evet, evet. Kaç tane verelim bundan günde? 10 kilo ya bir tablet. Yani bizim 6 tablet falan içirmemiz lazım. Benim bile kafam karıştı. Ya hocam sen onu doyduğu kadarını ver. Tamam, hediye olarak siz alıyorum. Yo bunlar ücretli, bunları şeye yazdım ben. Bu kedi ve köpekler için tamamlayıcı yem. Yem diye yem dediğine mi? Bakma. Yem diye. Yem diye. Evet. Bu takviye gıda hocam. Çıkıyor. Bir de benim ayakkabının ücreti var. Onu da yansıtacağım ben. Tamam. Allah'ına kurban. Ne yapıyorsun çocuğum ya? Ha, yesin onu da. Yesin canım. Tamam, sevmedi. Aa, sever zamanla. Yanlardan şöyle tutuyorsun. Sen göster ama. Görelim. Yapamazsan bana söyle. Bak, otur. Şöyle yapıyorsunuz hocam. Yandan açıyorsunuz. Hop. Bravo. Üstüme şey yapma. Keyin durumu çok iyi. Çok hiç sıkıntı yok. Korona aşısı olacaktı ama bizim bir korona değil bu. Sağlıklı hayvana yapılır hocam. Aşı. Bunları öğrendik. Birinci sınıf dersleri bunlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Haftaya tekrar bekleriz. Haftaya. Gelin siz gene. Lazım olur. Bol muayene, bol vitamin. Elimizde büyüdü şerefsiz. Evet. Her perşembe gelirdi. Hadi geçelim. Arkadaşlar çalışmamız lazım ama oturmaya gelmedik. Ama burada herkes oturuyor abi. Evet, Kane'i uğurladık, şey yaptık, toparladık. Bir süredir yeni hastayı bekliyoruz. Bakalım bir yeni süredir. Çocuğumuzu, yeni evladımızı. Yani gördüğünüz gibi biz burada genelde böyle ileri seviye, yani büyümüş hayvanlarla ilgileniyoruz. Hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Bu arada bizi izleyen veteriner hekim arkadaşlarımız var mı? Vardır tabii. Oradan geldi. Oradan çıktı bir tane, vardır. Elbet vardır. Hepinize sevgiler, herkese sevgiler ama size ayrıca bugünlük özel sevgi. Hocam. Çabuk onu bana ver. bir dakika, sen kimsin ya sen? Boş. Az önceki köpek sıçmış da bu çıkmış gibi. Evet, öyle abi. Düşün yani, değil mi? Kane'in kakası bu kadardır. Bu kadardır. Küçük tatlı prenses. İsmi ne? Chachi. Chachi. Ceyda, Şile bunun şu kadardı bak. Şile bu kadardı. Montunu çıkartacak mıyız? Oy. Aşkım sen nesin ki sen? Ne yavru oldu yani? Yavru kokuyor yavru. Aşkım sen ayakta durabiliyorsun ama çok küçüksün ha. Şu kadardı işte Şila ilk geldiği zaman. Ben yani bir şey olacak diye ödüm kopuyordu. Böyle oluyor bunların yavruluğu. Şimdi bu sıpamız yeni sahiplenilmişti. Zaten ilk geldiğinde de bizde halsizlik falan Ay. Belirliydi zaten. Gözle görülür haldeydi. Kan analizinde çocuğun bağışıklık sisteminin biraz zayıf olduğunu gördük. Hani en anlaşılabilir dille. Takviye ilaçlar başlandı. Biraz anemimiz vardı. Diyerek kansızlığımız. Ya bir paga göre ayakları çok uzun ya. Evet bu arada. İlk başta böyle oluyorlar. Ya niye alıyorsun? Al bu kucak isteyeniz. Tamam, önce alırız onu. Kucağımıza şey yapın lütfen. Al götürelim bunu. Şey diyelim. Diş etleri bayağı siyah olduğu için biz onun kapiller dolumunu çok net anlayamıyoruz. Asıl bakacağımız yine lenf düğümleri. Siyah pagların tırnaklarını kesmek de çok zor oluyor. Böyle ışıklı şeyle kesiyorlar. O yüzden biz mesela hiç evde kesmeyiz, hep getiriyoruz. Büyüyeceksin, bir oturacaksın, etraf mahvolacak. Çok olacak böyle sahipleri. Zehir bir salacak ortama. Bak bunu denemeni isterim. Parmaklarında böyle palpasyon bu. Yani uygulayacağın şiddet şu kadar. Evet, böyle. Öyle yapıyorum. Bağırsakları hissedeceksin. Evet, hissediyorum. Katı dışkı var mı yok muya bakıyoruz. Ya da gaz var mı? Ve şu an hala gazımız devam ediyor. Problemin yok, gazın var. Yavrum şimdi bunu biz klonlayalım.
Hadi. Burada yeterli alet, edebat var. Klonlayalım. Tabii hep burada gidelim. Klonlama yaparlar çünkü. Evet, biraz da bizde dursun. Ben özledim Şilan'ın bebekliğini. Sürekli böyle ya ben ne yapayım bu hayatta ya? Ya bana yemek verin. Gerçekten başka bir şey istediğim yok. Şu cama aşağı. Tabii tabii bir maşallahınızı alırız. Ken gibi olur inşallah deyin. Olamaz. Yok ya. Artık. Köpeğinizin adı. Doktor Pol ve ekibi. Şimdi bir ateşine bakacağız tekrar. Bakalım. Bakalım hocam. İyi ki aşı da burada değiliz. Yani Şiran'ın aşılarında çığlık attığı için Şiran. Çığlık. Öyle bir çığlık yok ama. Bakın hayalinizi edemeyeceğiniz bir çığlık. Size masaj yapalım efendim. Sakın gerilmeyiniz. Hiç merak etmeyiniz. Evet. Nasıl yapacaksın ya? Çok kötü. Hocam hazırım. Gel bakalım hadi popişi kaldır havaya. Yeterli galiba. Düğmeye bastım. Zaten ufacık ha. Şu kadar bir şey sokuyorsun. Kuyruğun sallayışı bak Allah'ım. Bak bak. Alakum alakum. Hocam soğuk bu hayvan ya. Tabii burada bir de doğru ateş ölçmek var. Nasıl doğru? Şu an bokun sıcaklığını da ölçüyor olabilirsin. Kafayı koyuyor ya böyle mi? Bir sabit tutalım lütfen. Şila da öyle. Hala öyle bu arada. 38 şu an normal diyebiliriz. Ha. Normal misin sen? Şu an baya baya hareketli başlamış. Abi bu ne ya? Çocuklar gelir bugün. Muayeneye. Daha kocaman şeyler gelecek. Eyvah. Bitti mi alayım? Alabilirsin. Hocam o zaman bir temizlik falan yapılacaksa onlara gidelim biz şimdi Ceyda ile. Etrafı şey yapalım sonra bahçede diğer hastamızı bekleyelim. Buyurun. Tamam. Hadi devam edelim. Şu anki çıkardığımız hastaya özel bir durum değil. Hepsi yapacağız. Bunu görün diye yapıyoruz. Evet, tamam. Parvovirüel enterit geldi sağlam bir parvovirüel enterit çok fena. Parvovirüel enterit biz acayip. Tam olarak parçalanmıyor virüs. Doğru. Bizim sıcağa ihtiyacımız var. Ne yapıyorum hocam? Ne yapıyoruz? Şöyle. Seriyor. Yok. Öyle direkt seriyor. Buraya seriyorsun onu güzel bolca. Alevli meyve tabağı yapalım. Çok sıktın sanki. Nasıl? Abi. Tutturamadım. Oluyor. Hocam ya bu ne ya? Bu arada şu an içeride oksijen kalmadı. Bayılıyorsun. Evet bayılacağım şu an. O yüzden direkt kapıyı pencereyi hemen açıyoruz. Böyle bir temizlik yok yani. Bunu evde denemeyin. O maskeyken bu. Tabii evde yapmamalı. Tabii ki asla. Hocam o zaman günlük işlerimize gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Haydi. Sen git 4 sene oku. 500 kilometre yol yap Ankara'ya gel. Bok temizle. Yani bu çok kötü kokuyor yani hocam. Tüh. Tüh ama ay. Oha Kane de yani yememiş içmemiş tüy dökmüş arkadaş. Şuraya bakın. Anne! Bak pırlattım pırlattım. Bak. Şş, yeterli herhalde bence. Burayı yarısını temizlesem yarısını burada bırakayım. Birazdan operasyona çocuk girecek. Evet. Sonra buraya alınacak. Ama tamam. Buradan çıkmış bir çocuk var. O yüzden buranın temizlenmesi lazım. İçindeki örtüyü alacağız aşağı atacağız. İşenmiş ama örtüyü. Evet orada çiş var tabii. Çocuk oksijen falan alan bir çocuktu. Yeni olsun. Örtü koyacağız falan. Sonra buraları falan da toplarsınız. Bizim burada toplama şeyim. Hocam o temiz olandı. Artık pis. İşliği aldım hocam. Şuraya ben şeylerinizi koyuyorum. Toplama alanına atıvereyim onu hocam. Dezenfekte edeyim hocam. Tam olmadı bu ama. Olmalı. Şu an nasıl yapacağımı göstereyim mi? Bu arada evet o çok önemli bir konu. Ne o? Abi staja başladığım ilk gün bana direkt işi kilitlediler gittiler. Evet. Yavru kediyi elime verdiler. Maalesef. Az önce anlattığım kitlerizasyon dediğimiz şeyi yapıyor. Bir stajyer için en kötü durumdur. Hocam yaptı bak. Aynı kural burada da geçerli. Evet hocam. Sürdüğümüz yere bir daha sürmeden. Bütün işi hocaya yaptım. Ben yerleştiriyorum. Tabii tabii yerleştirelim. Ona basıyoruz. Bastım açılıyor. 32. Bence gayet başarılıyım. Güzel götürdünüz yani evet. Kitle. Şimdi Ceyda Hanım'a söyleyeyim alsın. Şu hareketlere de bayılırım. Şu. Ameliyathane hareketleri. Ameliyatı şey yapacağım da. Farkındaysanız full dezenfektan çıktım dışarıya hocam. Size öğretmediler mi diz tekniği? Bu ameliyathanenin birinci tekniği. Dizle her şeyi yapmak. Kolların yokmuş gibi. Ünlü bir doktor ne demiş? Kollarımı kesin. Dünyanın en iyi doktoru olayım. Yok o oyuncuydu pardon. Olsun. Sıkıntı yok. Ha? Yüksek olsun. Zeki çocuk hocam. Ben hani onu anlı şey yapsın diye şey yaptım. Evet yeni hastamız intikal etti buraya. Böyle bir tatlılık olamaz. Tipe bak. Ne sıkıntısı var kardeşimizin? Kardeşimizin mi? Kattan düştü kendisi. Ne? Kaç? Böyle bir veteriner bakışı yok. Ne? Ama 4 ay üstüne düşmüştür. Maalesef düşememiş. Mantarı var. Evet. Ha mantarımız var şu an. Evet. Mantara basmış. Hiç merak etmeyin bize emanet. İsmi ne? Hurşit. Hurşit 7 gün. Hocam biz uzakta duracağız. Biz uzakta duracağız ama ben yine de giyeyim. Acil bir şey olsa size yardım ederim. Tamam. Röntgeni görürsünüz birazdan. Tamam. Şurada görüyorum.
Bu kedinin iskeleti, bunu anlayabiliyoruz. Siniziti olan bir hasta o. Burun tıkanıklığı mevcut, evet. Hurşit, korkma annem, korkma. Hurşit cancık mıdır? Hurşit canın ötesidir. Cancıklığı hiç yoktur. İnanılmaz konuşur. Çok tatlı. Küçük kafalı ya bir de. Şey, steteskop lazımsa benimkini verebilirim. Hocam röntgene gireceğiz. Benim hiç sevmediğim ders röntgen. Röntgenden kaldım hep. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Ben radyasyonu benim alerjim olduğu için ben giremiyorum. Sen ne kadar? Dedim ya dersten kaldım, o yüzden Ceyda girecek. Yunus Bey'i de giydirdik. Aferin. Tamam. Gönder ablası. Bir saniye değil mi? Evet. Tamam. Hadi. Tamam. Bitti ya. Kuşun içindeki canciri çıkarttık. Az önce. Duyamam ya, ben farkında mısın? Ama tırmalamıyor, anladın mı? Laf yapıyor sadece. Öyle de iyi huylu. Kırtın yatırmam lazım. Yatırmam lazım bütün. Hoşçakalın. Şutluyorum. Tamam. Güzel bir operasyondu. Ufaktan hısladı tısladı ama tırnaklarını geçirmedi. Bu bir canlık örneğidir. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Bu arada like atalım arkadaşlar, like önemli. Bir de cancıklar vardır. Cancık gelir, videoları izler, takılır. Ama bir abone olan, bir like atan yok. Sen cancıksın. Evet, sen cancıksın. Sana dedim. Cancık geliyor burada, en ufak bir operasyonda diyor millete, ağzını yüzünü kırıyor sokakta öbür hayvanlara karşı, kötü davranıyor. Ama canlar hayvanseverdir. Teşekkür ediyorum efendim. Yeni gelin izleyicilerimiz, siz de hepiniz hoş geldiniz. Şimdi veteriner şeyleri yapıyoruz. Nasıl bir açıklama oldu? Ya aslında veterinerler bir günde ne yapıyor onu gösteriyoruz. Onu gösteriyoruz. Biz farklı meslekleri de tatmaya başladık ya, tadıyoruz. Tabii yiyoruz mu abi veteriner? Okutmanızı isteyeceğim. Onu da sen yap. Buyurun. Ha, sana bunu okulda öğrettiler. Röntgen okutacağız birazdan. Hadi hadi. Her şey de muayene bir de yapılıyor. Arkadaşlar bizim röntgen okutmamız lazım. Sizi şöyle dışarı alalım lütfen. Bu kadar stajyer sanki burada kalabalık oldu. Gerek yok. Biz Ceyda ile ikimiz birçok işi hallediyoruz zaten. Bir tanesi zaten sürekli oradan bakıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Kaçtı gitti ama. Kaçtı gitti. Bak. Hepsi oradan bakıyor hocam zaten. Biz bunları karnına doyuruyoruz. Koşturmuyorlar yani. Evet, hiçbir şey yok. Bak aşağı ben geldim, yukarı ben çıktım. Burada bak Counter Strike oynuyorlardı girdiğimizde, gördünüz. Ben bir şey demiyorum lütfen. Hocam okutayım. Hepsi hekim bu arada. Geyik yapıyoruz ha, hepsi hekim. Bir tane stajyer var, bir de ben varım. Ok yönünde. Pardon, sala anlatır gibi anlatmıştır onu. İttiriyorsun şimdi. Şu an okuyor. Tabii canım, onu anlıyorum. Şu yuvarlığı aldım hocam ben şurayı. Bakın, şurada bir sıkıntı var hocam. Benim evliliğime sıkıntı demesek güzel olacak. Abi ama yüzüyor. Yüzüyor. Şu an bu çocuğun bacağında plak var. Şu an şu iki kemik aslında bizim uğraştığımız. İkisi de kırık. Yani kediler dört pati üzerine düşmezler. Her zaman. Evet. Kediler dokuz yani, canlı mıdır? Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Bir vida atlamışız ama şurada hocam. Evet, onu atlamamız gerekiyor çünkü tam altında kırık vardı. Hocam o kadar iyi kaynatmışsınız ki ben anlayamadım işte, onu fark edemedim. Tüm konuşulanlar, yani illa tıbbi olmak zorunda değil, sahibinin kurduğu cümleler bile kayda geçirilmeli. Hurşit'in konuşmaları da kayda geçiyor mu peki mesela? 3 kere mi yavladı, 7 kere şey falan. Yani onu geçirmiyoruz. Mezun edemezsin hocam. Canım benim ya. Sen çok tatlısın. Hocam ben içeride size çok yardımcı oluyorum ama Ceyda stajyer çok da lazım gibi gelmedi bana. Gördüğüm kadarıyla hasta sahibini oynuyor zaten. Ben size oynuyorum hocam, farkında mısınız? Tamam, yalakalığım benim hep size. Evet, çünkü hasta bugün gider, yarın gelir ama siz hep buradasınız. Evet. Şimdi Hurşit'i sahipleriyle buluşturma zamanı. Kapıyı, kapı açılıyor. Dün, 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 dün. Kapıyı bile açamayan stajyer. Buyurun efendim, çok geçmiş olsun. Kendisinin ne problemi vardı? Anal kese problemi var. Anal kese boşaltmaca. Kakasını alacağız. Otur yavrum. Otur, otur aşkım. Pablo. Artık dur yavrum. Bir de kendisinin hiperaktivitesi var. Hiç durmuyor. Sürekli kıpırdıyor. Hiç durmuyormuş. Evde de durmuyormuş. Onun kendini sakinleşmesi için konuşmalar yapacağız. Aşkım dur artık. Pablo'cum bir dakika bekler misin? Bence içeri girelim çünkü bu durmayacak. Ceyda da gidiyor zaten. Pablo bir dakika. Dur. Bravo. Hemen kilomuza bakalım. İndiriyorum hocam. Yazık, kıyamam. Fırat masaya alacağımızı düşünüyor. Popoyu kızak hareketi yapıyor. Oturup kaya kaya şey yapıyor. Bizimkindekinden. Bizimki de yapıyor. Bir pamuk alacağız. Bir antiseptik solüsyon sıkacağız üzerine. Stajyerim. Bakalım nasıl olacak. Çünkü en son Doruk Bey'i buraya yatırmıştı. Hocam hayırlı hayırlı olsun öncelikle. Pablo. Pablo. İzlemin Şego. Şego. Duş şeklimiz şu olacak. Ne olacak? Kafada... mesela. Duracağını düşünüyor muyuz yani o tutuş şeklinde? Yani, hayallerimiz yani, bu da hayatlarımız yani, ne olur bilen. Seversek o durur. Bak sevebiliyorsun Pablo'cum. Bravo Pablo. Okşanıyorsun. Kafa masajı yapıyorum.
hiçbir şey olmayacak. O kadar rahat geçecek, tamam. İnanamayacaksın. Bu arada Pablo hiç bu kadar sakin durmamış. Şöyle işte, beni bu kadar insan sevse, okşasa, yoğursa ben de sakin dururum. Ama o benim enerjimden. Tamam. Bravo, aferin. Son bir kez daha tekrarlayacağım. Bir kendi enerjisini boşaltsın. Kendi daha çok başka bir şeyini boşaltıyor şu an. Popom yerinde mi diye bakıyor. Bakayım. Pablo! What is this man? Koklama sakın. Abi şimdiden geldi kokusu. Kokunun bu arada dışkı kokusuyla alakası yok yani. Dışkı kokusu çarpı 10. Şimdi yapacağım bir şey bir genel muayenemiz olacak. O da... Baktık genel olarak... Hocam nasıl... baştan başlayayım kıça kadar gideceğiz. Aynen neydi? Kulaktan kuyruğa. Ceyda dokununca hayvan duruyor ya. Hakikaten öyle ama. İnanılmaz bir enerjiniz var, onu gördüm. Gözler iyi görünüyor. Dişler ağzı pırıl pırıl. Ablacığım. Bizimkilerin de temizliği çok sık oluyor ama nedense onlar daha fazla kir barındırıyor. Hiçbir şey yok. İnanılmaz temiz. Kırıl. Hocam ben öğrensin diye bıraktım ben. Şimdi deri tüy sağlığımıza bakacağız. Tüy sağlığımız. Nasıl anlıyordun onu? Elinde şöyle tüy çekiyorsun. Çıplak elle dokunmak daha mantıklı oluyor. Yani bir kaygan parlaklık hissim. Çok güzel be, kaygan ve parlaklık. Güzel. Bir de tutup çekiyoruz. Ben ne dedim? Tutup çekiyoruz dedim. Biraz tüylerimiz geliyor. Biraz döküyoruz ama evet. Bunun sebebi ne? Popodaki şey yüzünden mi? Testisler, hayır. Yani kısır değil. Ha. Tamam, o zaman normal işte. Stresimiz var. Aynen. Stres biraz birikmiş. Çünkü yalnız kız istiyor. Evet. Kesinlikle. Hocam. Başka bakmamız gereken bir şey var mı? Şimdilik hayır. Bu zamana kadar gelen hastalarımızın en çok hangisini tatlı buldunuz merak ediyorum. Hocam bende fıtık var. Fıtık var bende Pablo. Abi sana helal olsun. Çok güzel geçti her şey. Hayvan gerçekten bir şey uyguladım. Eve gittiğinizde rahat edeceksiniz. Küçük bir seans İzlersin. Yaptım. Dokunduğum an rızıt oldu hayvan. Vitamin lazım mı? Vitaminim var, güzel vitamin. Ya masraf çıkarma çocukları, haydi. Hangimiz daha iyiydik? Sen patron oynadığın için gözüme girdin, onu söyleyeyim. Ama hayvanlarla alakalı iletişimi de 10 numaraydı. Ama her zaman patron oynayan patron kazanır. Patron oynayan kazanır. Ben kazandım. Valla Doruk çok teşekkür ederim. Harika, çok teşekkür ederiz. Keyifliydi. Doruk'un kanalına da abonesinizdir zaten. Dobida. Aşağıya da koydum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay. Kalbin erdi.